Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri mazi, gelecek ve şimdiki andan bahsetti. Mazi, gelecek ve şimdiki andan bahsetti. Çokça bahsedilen ama altının doldurulamadığı anda kalmak ne demektir? Anda kalma meselesinden hareketle müminin zaman yönetimi nasıl olmalıdır? Evet. Uykuyu kısaltmak için tavsiyeleriniz var mıdır diye de ilave etmiş sorunun altını. Bütün mesele tasavvufi eserlerde de zikredilir. İbn Arabi Hazretleri de zikretmekte. Anda kalmak, anı anlamak, anı fark etmek, anı yaşamak, anı değerlendirmek, anda uyanık olmak, anda idraklerini açmak. Yani aslında bizim için geçmiş, geçmiştir, bitti. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım diyor ya Mevlana Hazretleri. Şimdi yeni şeyler söylemek. Evet, şimdi yeni şeyler söylemek gerek. Şimdi geçmiş geçmiştir. Geçmişi tekrar geri getirmenin imkanı yok. O gitti, o an yaşandı ve geçti bitti. Tekrar o ana dönmek mümkün değil. An olarak, zaman mevhumu içerisinde incelediğimizde. Gelecek de henüz gelmedi. Geleceğin ne getireceğini de bilmiyoruz. O gelecek diye adlandırdığımız zaman diliminde ne hal üzere olacağız? Kalpler Rahman'ın parmağı arasındadır. İstediği gibi evirir çevirir. Acaba bizi o gelecek diye düşündüğümüz zamanda nasıl çevirecek? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bizim değerlendireceğimiz, analiz etmemiz gereken, uyanık olmamız gereken, hakkıyla idrak etmemiz gereken zaman dilimi elimizde olan zaman. Ne zaman o? An. Biz ancak anı, andaki uyanıklığımızla, idrakimizi açmakla, gaflet perdelerinden kurtulmakla o anı ne kadar doğru değerlendirebiliyorsak, okuyabiliyorsak bizim kazancımız buradandır. Ha, gaflette de olsak o anı yaşayarak geçiyor ya, geçmiş oluyor, geçmiş zaman diyoruz. O anda ne yaptıysak o ana kaydetmiş oluyoruz. Yani adeta şöyle söyleyelim, bir kitabın kitap yazmak için elimize aldığımız defterin boş sayfasına yazma anıdır. Biz bu sayfayı yazdık. Yazarken andayız. Yazdık bu sayfayı, bitirdik. Çevirdik. Çevirdiğimiz zaman şu an bu çevirdiğimiz sayfayı yazmakla meşgulüz. Yazdığımız sayfa geride kaldı. Henüz yazmadığımız sayfaya da ne yazacağımız daha belli değil. Burada o zaman mesele anı idrak etmek, anı yaşamak diye tanımlanıyor tasavvufi olarak. İbn Arabi Hazretleri de diyor ki elinde olan senin andır. Geçmiş geçti. Geleceğinde ne getireceğini de bilmiyorsun. O zaman senin odaklanman gereken, hatta burada zannediyorum himmet konusunda da değindi değil mi buna? Hatırlayalım şöyle. Hafızalarımızı bir çalıştıralım. Geçmiş, hani himmetin geçmişe takılması, geleceğe takılmasıyla meşgul etme dedi himmeti. Çünkü himmetin ana odaklaman lazım ki senin bütün getiriler sana, kazancın anda çünkü. Himmetini geçmişe takıp da vah tüh eyvahlarla geçirme. Geleceğe takıp da ne olduğu meçhul, ne getireceğini de bilmiyorsun. Oraya da himmetini dağıtma. O zaman senin himmetini odaklaman gereken yer an. Bütün meseleyi anda tefekkür edip değerlendirmen lazım. Oradaki kazanımı, ne kazandım, ne aldım, ne kaybettim, an içerisinde değerlendirmek lazım. Bütün mesele bu anın, anda uyanık olmak. İşte anın farkında olmak dediğimiz mesele olur. Efendim, himmetin geçmişe takılı kalması ana da tekamül ediyor değil mi? Yani yeniden yaşanabiliyor olmasının kapısını aralıyor, açıyor. O yeniden yaşanmaz, benzeri gelir. Benzeri, evet. Diyelim tabii. Yani şimdi bu aynı olmadığı için. Yani bu himmetle, yani geçmişte yaşamış olduğun bir şeyin benzerini yaşamayı talep etmen gene anla alakalı aslında. Yani bir geçmişteki yaşadığın bir şeyin benzerini talep ediyorsun. Talep ettiğin anda bile her ne kadar düşünce olarak sanki geçmişteki bir şeye gittin gibi olsa da gene andasın. Gene himmet anda, geçmişte değil. Geçmişteki bir hatıra hafızanda canlanmış, onu hafızanda şu anda değerlendiriyorsun. Hafızan geçmişten bir hatırayı getirdi. Ama himmet olarak geçmişe aslında gitmiyorsun. Gene anda o hafızandan değerlendirdiğin mevzuyu
anda ne şekilde yaşayacaksan o anda odaklanıp himmet olarak onu çağırıyorsun veya şartlarını oluşturuyorsun. Öyle diyelim. Şartlarını oluşturuyorsun. Ziyan ediyorsun yani. Eğer işte gereksiz bir şeye, geçmişteki gereksiz bir şeye takılıyorsan ziyan ediyorsun. Tabii.